Ekranlar başlarında bizleri izleyen, bizleri dinleyen tüm herkese iyi günler diliyorum. Bugünkü video çekimimde İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerini değerlendireceğim. Mümkünler tabii 3 ana başlığa değinmeye çalışacağım. NATO'nun kuruluş gerekçeleri, daha sonra meşhur başladı NATO'daki veto hakkı ve NATO'da çıkan genel itibariyle Türkiye eksenli oy birliğiyle alınan kararlar dolayısıyla iki krize değinmeye çalışacağım. Daha sonra sonuç olarak Türkiye bu iki ülkenin adaylıklarını, üyeliklerini onaylamalı mı, onaylamamalı mı, onaylarsa hangi gerekçelerle onaylamalı şeklinde sonuç bölümünde onlara değinmeye çalışacağım. Bilindiğimiz gibi NATO bir askeri ittifak örgütüdür. 1949 yılında daha çok İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika'nın güdümünde kurulmuş askeri savunma amaçlı ittifak örgütüdür. Her ne kadar Batı ittifakının, Batılı devletlerinin Sovyetler Birliği'ne karşı askeri amaçlı kurulduklarını, kurulma gerekçelerini NATO kendisinde varsaymış olsa da NATO'nun kuruluşunun 3 ana unsuru vardır, 3 ana gerekçesi vardır. Birincisi, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin siyasi, ekonomik ve sosyokültürel hegemonyasını Avrupa devletlerinde ve Avrupa devletlerinden başlayarak tüm dünyaya yaymak, tüm dünya üzerinde ABD'nin nüfuzunu NATO üzerinden veya NATO yoluyla arttırmak veya hüküm sürdürmek istemesi. Birinci sebep bu. İkinci sebep ise 2. Dünya Savaşı'ndan Almanya yenik çıktıktan sonra Almanya'nın bir daha küresel ve bölgesel bir devlet olmaması için, yani Almanya'nın eski gücüne, askeri manada eski gücüne kavuşmaması için Almanya'yı dizginlemek, Almanya'yı tabiri yerinde ise zapturapt altına almak, kontrol altına almak amaçlı NATO kurulmuştur. NATO'nun kuruluşunun üçüncü gerekçeleri ise Sovyetler Birliği'nin Avrupa ülkelerine doğru yayılmasını önlemektir. Yani Sovyetler Birliği'nin nüfuzunun Avrupa'da olmaması, bunun yerine ABD'nin Avrupa'da hüküm sürmek istemesidir. Bu üç gerekçeden dolayı NATO 1949 yılında kurulmuştur. 1952 yılında da Türkiye Cumhuriyeti NATO'ya üye olmuştur. İlerleyen yıllarda Sovyetler Birliği 1954 yılında NATO'ya üyelik yolunda başvuru yapmıştır. Sovyetler Birliği'nin NATO üyeliği kabul edilmemiştir. Kabul edilmeme gerekçesi ise malumdur. Yani bir örgütün yaşayabilmesi için öncelikle düşman olması lazım. Düşman ne? Sovyetler Birliği, yani ABD hegemonyasının NATO üzerinden devam edebilmesi için bir tehdit, bir düşman olması gerekiyor. ABD de bu düşmanı Sovyetler Birliği olarak görmüştür ve Sovyetler Birliği'ni dünyanın öteki devletlerine düşman olarak gösterip bunun üzerinden de NATO'ya meşruiyet kazandırmak veya NATO'da yanaşmasını arttırmak düşüncesi etrafında kurulmuştur. Tabii NATO'ya günümüze en son Makedonya'nın, yani Kuzey Makedonya'nın dahil olmasıyla, üye olmasıyla NATO 30 üyeli bir ittifaka dönüşmüştür. Tabii son günlerde İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği yoğun gündemi meşgul etmekte, tartışılmakta. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da bu iki ülkenin NATO üyeliklerine sıcak bakmadıklarını ve veto edeceklerine dair görüş bildirmişlerdir. Ne oldu da birdenbire İsveç ve Finlandiya NATO'ya üye olmak istedi? Normalde İsveç yaklaşık son 200 yıldır tarafsızlık politikası, yani geleneksel tarafsızlık politikası yürütmekteydi İsveç. Herhangi bir askeri ittifaka dahil olmamak yolunda günümüze kadar İsveç denge politikası yürütmüştür. Benzer politika ise Avrupa'da İsviçre, Avusturya ve Finlandiya yürütmüşlerdir. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bu ülkeler
Özellikle Avusturya, Finlandiya, özellikle Avusturya'ya tekrar değinmek istiyorum. Avusturya'da sürekli devam eden tarafsızlık politikası vardır. Hiçbir askeri ittifaka dahil olmak istemediklerine dair. Fakat 1995 yılında Avusturya, İsveç ve Finlandiya'nın Avrupa Birliği'ne girmesinden sonra Avusturya kamuoyunda acaba bizim tarafsızlığımız tehlikeyle karşı karşıya mı, yoksa bizim tarafsızlığımıza zarar mı geldi diye Avusturya kamuoyunda da tartışmalar meydana gelmiştir. Veto hakkına geri dönmek istiyorum. Yani bir ülkenin NATO'ya üye olabilmesi için NATO içerisinde bulunan 30 üyenin evet olurunun olması gerekmektedir. Taraflardan sadece bir tanesi veto etmesi bir başkasının birliğe dahil olmasını engellemektedir. Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerinin veto etmek istemesinin altında yatan temel sebepler Sayın Cumhurbaşkanımızın da dile getirdiği gibi işte bu iki ülkenin PKK ve türevlerini desteklemesinden kaynaklanmaktadır. Bu durumda bu üç noktaya dikkat çekmek istiyorum. Yani Türkiye bu veto hakkını NATO'ya bir ülke üye olacak ise buna ilişkin veya NATO'da herhangi bir karar alınmasının arifesinde ben veto edeceğim, buna sıcak bakmıyorum şeklinde Türkiye'nin ilk defa uygulamış olduğu bir politika değil. Yani geçmiş yıllarda birçok kararı Türkiye'ye veto etmiştir, karşı çıkmıştır. Bunlardan en önemli üç meseleye değinmek istiyorum. Birincisi işte 1966 yılında Fransa Cumhurbaşkanı De Gaulle döneminde Fransa NATO'nun askeri kanadından çıkmıştır çeşitli gerekçelerle. Daha sonra Fransa elini kolunu sallayarak Türkiye'nin de evet oluruyla, yani Türkiye o zamanlar 2009 yılında veto etmedi. Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy döneminde tekrar NATO'nun askeri kanadına geri döndü. Türkiye aslında Fransa'nın o yıllarda, yani 2009 yılında NATO'nun askeri kanadına geri dönüşünü veto edebilirdi. Veya veto etmenin arifesinde çeşitli kazanımlar, çeşitli tavizler elde ederek Fransa'yı NATO'ya sokabilirdi. Fakat benim görüşüm istenilen oranda Fransa'dan o yıllarda 2009 yılında taviz koparılmadı. Benzer tavizler Yunanistan'ın NATO üyeliğinde de koparılmadı. Çünkü 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nı biz düzenlediğimizde işte Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye engel çıkmaması gibi çeşitli gerekçelerle Yunanistan 1974 yılında NATO'nun askeri kanadından ayrıldı. Daha sonra Kenan Emre Evren darbesinden sonra 1980 yılında Yunanistan tekrar elini kolunu sallayarak NATO'nun askeri kanadına geri döndü. Sadece Yunanistan NATO'nun askeri kanadına 1980 darbe sonrası geri dönmedi. Bununla birlikte Türkiye o yıllardaki tüm üslerini NATO'ya açtı. Benzer bir kriz 2014 yılında Türkiye eksenli yaşandı. Bu NATO Genel Sekreteri seçilmek istendi 2014 yılında. Danimarka'nın eski başbakanı Rasmussen NATO Genel Sekreteri olmak istedi. Türkiye Rasmussen'in adaylığına karşı çıktı. Haklı gerekçelerle. Sebebi ise 2014 yılında başta Avrupa olmak üzere Avrupa'da bir karikatür krizi ortaya çıktı. Peygamber Efendimiz'e hakaret içerikli çeşitli karikatürler Danimarka'da ortaya çıktı ve bu Avrupa ülkelerine yayıldı. Danimarka Türkiye'nin ve İslam ülkelerinin tepki göstermesine rağmen, karşı çıkmasına rağmen bu karikatürlerin yasaklanmasına yönelik herhangi bir adım atmamıştı o yıllarda, 2014 yılında. Bunun dışında işte Danimarka ve
birçok Avrupa ülkesi halinde dahil olmak üzere PKK terör örgütü ve türevlerini PKK-PYD, YPG gibi örgütleri halen desteklemekte. O yıllarda da Danimarka destekliyordu. İşte PKK'nın yayın organı olan Roche TV Danimarka'dan yayın yapılıyordu. Türkiye haklı olarak buna tepki olarak Rasmussen'in NATO Genel Sekreterliği'ne olan adaylığını engellemek istedi ve veto edeceğini bildirdi. Ve işte daha sonra yapılan müzakereler sonucunda Türkiye işte NATO ile İslam İşbirliği Teşkilatı arasında bir mekanizma kurulmasını önerdi ve kuruldu. İşte 2014 yılında seçilen NATO Genel Sekreter Yardımcısı Türk oldu. Bu şekilde tavizler koparılarak Rasmussen'in adaylığı vuku buldu 2014 yılında. Şimdi en son meseleye gelecek olursak, İsveç ve İsviçre'nin NATO üyeliklerine gelecek olursak, ne oldu da bu ülke birdenbire işte tarafsızlık politikası yürütürken, işte İsveç son 200 yıldır tarafsızlık politikası yürütüyordu. Birinci Dünya, İkinci Dünya Savaşlarına girmemiştir denge politikası çerçevesinde. Finlandiya İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra tarafsızlık politikası yürütüyordu. Bu arada İsveç, Finlandiya Avrupa Birliği üyesidirler. Fakat NATO üyesi değildirler. Avrupa'da NATO üyesi olmayan, Balkanları saymaz isek, İsviçre vardır, Avusturya vardır, İsveç ve Finlandiya vardır. Bu ülkeler NATO üyesi değildirler. Fakat Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasından sonra Finlandiya ve İsveç NATO'ya üye olmak istediler. Toparlayacak olursak, benim şahsi fikrim, Türkiye'nin bu iki ülkenin adaylığına karşı çıkması oldukça yerindedir, oldukça doğrudur, haklı bir duruş sergilemekte. Hani bir tabir vardır, yani sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer derler ya, işte 1980 yılında Yunanistan'ın NATO'ya geri dönmesi, 2009 yılında Fransa'nın NATO'nun askeri kanadına geri dönüşü, Rasmussen'in NATO Genel Sekreteri olması gibi olaylara Türkiye ilk başta karşı çıkmıştır. Sonunda bunlar vuku bulmuştur. Türkiye evet oluru vermiştir. Bu sebeple benim gördüğüm kadarıyla Türkiye ihtiyatlı, temkinli bir şekilde ilerlemeye çalışmakta ve eğer ki bu iki ülke NATO'ya üye olacaksa, benim şahsi fikrim, Türkiye çeşitli kazanımlar elde ederek bu iki ülkenin adaylığını onaylayabilir. Bu kazanımlar ne olabilir? Örneğin Yunanistan'la bizim Ege Adaları meselemiz var. İşte Yunanistan'la problemimiz çözülebilir. Doğu Akdeniz'den çıkan enerji rezervlerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'nin üzerinden geçmek şartıyla, bunun sonucunda da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne tanınma statüsü verilerek Türkiye güzergahından Doğu Akdeniz enerji rezervleri Avrupa'ya taşınabilir. İşte PKK'yı desteklemeyeceklerine dair bir takım taahhütler, bir takım kazanımlar elde edilebilir. Bunun dışında Türkiye'ye uygulanan Amerika Birleşik Devletleri tarafından, yani NATO içerisinde bulunan bir üye tarafından ve çeşitli kasa yaptırımları var. Yani bizim savunma sanayi alanında işte İHA'ların, SİHA'ların çeşitli alet edevatları ile ilgili teknik ekipmanlarının dışarıdan alınması hususunda çeşitli yaptırımlar söz konusu. NATO'nun diğer üyeleri tarafından bu yaptırımlar kaldırılabilir. Bu ve benzer diğer taraftan tabii ki bizim büyük bir göç problemimiz var. Bu göçmenlerle alakalı gerek Avrupa üyeleri tarafından gerekse NATO'nun diğer üyeleri tarafından yük paylaşımına gidilebilir. Artı göçün kaynağı neredeyse, yani Afganistan, Libya, Suriye gibi yerlerden istikrarın sağlanılması hususunda Türkiye'nin lehine çeşitli kazanımlar
elde edilebilir. Bu kazanımların sonucunda Türkiye onaylayabilir. Yani Türkiye birçok kazanım elde etmeden kesinlikle ve asla bu iki ülkenin adaylığını onaylamaması gerekiyor. Tabii bu olaya aynı zamanda Türkiye-Rusya ilişkileri açısından da bakmak lazım. Çünkü Rusya ile geliştirmiş olduğumuz yakın ilişkiler söz konusu. İşte Mersin Akkuyu nükleer santralini Ruslara yaptırıyoruz. Ruslardan petrol, doğalgaz, kömür gibi türevlerini ithal etmekteyiz. Gibi bunları uzatacak olursak Türkiye çok yüksek miktarda siyasi, ekonomik ve sosyokültürel kazanım elde etmeden kesinlikle ve asla İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerini onaylamaması gerekiyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Esenlikle kalın.